görevini yapmak. Yanındaki adamı yaşatmak. Eve tek parça dönmek. Bu yol yufka yüreklerin yolu değil. Çağlar Bey, hayırlı olsun yeni filminiz. Teşekkür ederim. İlk filmde görmüştük sizi daha. Şimdi ikinci film. Öncelikle bu dağ süreci nasıl başladı? Bilmeyenlere onu bir hatırlatın. Dağ süreci nasıl başladı? Facebook'tan başladı aslında. Alper bir arkadaşım vasıtasıyla böyle bir kontağa geçtik. Benim de ilk işimdi aslında yani kamera önünde. Yani daha önceleri tiyatro yapıyordum. İşte bazı reklamlarda oynamıştım ama profesyonel anlamda ilk işim oldu. İyi de oldu. Hem Alper'le hem de Ufuk Bayraktar'la, Bekir'le yani. Çok güzel bir enerji yakaladık hep beraber. Film yani beklediğimizden daha büyük bir ilgiye sahip oldu ve yani yıllar içerisinde de sürekli bir ikincisini çekme üzerine bir talep vardı. Aslında ikincisini yapma düşüncemiz pek yoktu yani. Alper tabii ki yani bir kurnaz bir yönetmen olarak bir açık kapı bırakmıştır tabii ki yani bunu her iyi yönetmen yapar tabii ki de. Böyle bir talep olunca 2 sene öncesinden yazmaya başladı daha 2'nin senaryosunu. Hazırlık süreci biraz uzun sürdü. Çekimler de 2,5 ayda geçtiğimiz Nisan ayında başladık ve bitirdik. Peki Dağ 2 için neler dersiniz? Nasıl bir film? Dağ 2, Dağ 1'e kıyasla aksiyonu daha bol. Derinliği daha bol. Şimdi çok fazla da bir şeyi vermek istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum da. Şimdi daha kalabalık bir kadromuz var. Tabii ki Dağ 1'de Ufuk'la ve ben, daha doğrusu iki komutanımız daha vardı. Ama yani filmin çoğunluğunda ikimiz beraberdik. Bunda şimdi özel hareketler, aynen. 7 kişilik bir özel hareketler ekibiyle bir operasyona giriyoruz. Ve aslında her karakterin kendine ait bir hikayesi var ve bunun da işliyoruz. Yani bu sadece yüzeysel bir savaş filmi, yüzeysel bir kahramanlık filmi gibi değil aslında. Kendi içinde de gitgelleri olan bir... ben kusura bakmayın, Amerika'dan yeni geldim. Yok, şaka yapıyorum. O kadar da bozulmadı Türkçe'de. Böyle kendi içinde de artıları eksileri olan, yani sadece... Yani tamamen militarist bir film diyemeyiz buna. Kendi içinde savaşı da sorgulayan ama olması gerektiği yanları da gösteren, hiç olmaması gerektiği yanları da söyleyen aslında böyle daha derin, güzel bir film. Peki. Topyekun hücuma denk geldik. Türkiye destek birlik göndermeyecek mi? Bu gizli bir operasyon. Türkiye resmi olarak bu ülkeye girmedi. Bizi ancak biz kurtarabiliriz. Şimdi biraz Oğuz karakterinden bahsedelim. Oğuz Çağlar. İlk filmde daha böyle sanki ailesinin sırtında yaşayan mı diyelim, nasıl diyelim. Öyle bir tipti. Daha böyle askere gidince daha sert bir karaktere dönüştü. Evet, aslında yani hali vakti yerinde. Şimdi bu güzel bir zıtlık da yaratıyor. Hem Bekir karakteriyle hem Oğuz karakteriyle. Yani tabii bunu hani hakkı olarak, tabii ki yasal hakkı olarak şey de yapabilir, hani bedelli de yapabilir ama yani ben gideceğim diyor. Yani en azından bir şeyler öğrenirim belki diyor yani ilk filmde. Ve birçok şey öğreniyor tabii ki. Ve ikinci filmde de bunu devam ettirmek istiyor yani profesyonel anlamda. Yani bunu söyleyebilirim tabii, yani bu spoiler değil bu zaten. Hatta bunu 1,5 sene önce yayınladığımız bir fragmanda da Bekir'le beraber güzel bir restoran sahnesinde bunu açıklıyorduk aslında. Bekir'le beraber özel hareketler şeyine, ekibine, bordo berelilere girmek için bir maceraya giriyorlar. Peki Bekir'le çok iyi bir arkadaş. Önce tabii ilk filmde daha böyle çatışan iki karakterdi ama şimdi daha böyle iki anlaşan karakter. Aynen. Ya, ilk filmde yani birbirlerine olan
düşmanlığı dostluğa dönüşüyordu. Öyle bir zıtlık oluyordu. Evet. Şimdi bu filmde o kadar zıtlık yok tabii. Ama burada da hani dostluğun ve yine kardeşliğin verdiği yine böyle atışmalar var tabii ki. Var yine. Sınıf atışmaları işte. O torba yani meselesi nereden çok fazla var. Hani güzel esprileri evet. de dediğim gibi şey yapmayayım, bizini evet. bozmayayım da. Güzel işte şeylerimiz de oluyor, atışmalarımız da oluyor yine. Sadece tabii Bekir'le değil, yani evet. ekibin içinde bu 7 kişi aslında birbirini kardeşi gibi seven evet. ekip. Yani aslında herkes biraz Oğuz ve Bekir gibi yani filmde. Peki gerçekte Oğuz ve Bekir nasıl? Ufuk Bayraktar ve Çağlar Ertuğrul. Gerçekte tabii yani benzer öğeler bulunduruyor. Emin Ufuk da bulunduruyordur. Yani sette nasıldınız en azından? Oradan biraz bahsedelim. Sette eğlenmeye çalışıyorduk çünkü zorlanıyorduk ve bunu bir şekilde eğlenceye dönüştürmeye çalışıyorduk. Yani tabii sonuçta bizler oyuncuyuz yani. Yani evet. Çok ajitasyon yapmaya çalışmıyorum ama öyle tabii ki. Yani kamera yönü işçisiyiz. Ve yani burada bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Bir hikaye, sanal bir hikaye aslında bu. Ve ben bu işi profesyonel olarak yapanlar var. Polislerimiz, askerlerimiz. Ya bu işi, yani bu hikayeyi gerçek kılanlar var. Ve bu filmin oluşum aşamasında da çok fazla gerçek hikaye dinledik. Günün sonunda kostümü çıkarıp şey yapabiliyorduk. Geri çağlar alıyorum. Aynen. O yüzden biraz eğlenmeye çalışıyorduk. Çünkü zor şartların altında çalışıyorduk. Ama bu demek değildir ki yani ciddiye almıyorduk işi. Kesinlikle güzel bir macera oldu bizim 2,5 ay boyunca. Bekir. Ha. Sağ ol. Ne? Niye ya? Sağ ol işte. Bunlara alışık değilim be ben poşet. Uzun ukala tarih geyikleri beklerim senden. Böyle Hunlar, Habeşler, Hititler filan. Habeşi. Ne? Habeşi denir ona. Peki şimdi daha iki vizyona sokacağız. Sizin yeni projeleriniz olacak mı? Televizyonda, sinemada yine. Aslında bir projem oldu hemen daha ikinci çekiminden sonra. Güzel bir romantik komedi tadında bir gençlik filmi. O da önümüzdeki 2017'nin bahar ayında vizyona girecek. Biz size döneriz filmin adı. Ses TM 1-2. Çağlar Ertuğrul'un sesini duyuyor gibiyim. Pardon, Akın diyecektim. Evet benim. Sinema TV bölümünden mezun olup çektiğim ilk kısa filmle bütün festivallere katılıp hiçbir ödül alamadan dönmüş bir yönetmenim. Ama şimdi Türkiye'de çekilmiş en farklı filmi çekip hem kız arkadaşım Lale'yi hem de dostlarımı zengin edeceğim. Ama onun dışında televizyonla ilgili yani henüz bir şeyim yok. Ben şu sıra Los Angeles'ta eğitim görüyorum zaten. Ve oraya taşınmayı düşünüyorum aslında. Orada bir şeyler yapayım. Evet. Biraz şansımı orada denemek istiyorum. Peki oradan şey yaparız artık yani Hollywood'da bir proje olursa. Oo şahane. Ya tabii bunlar hayal, güzel hayaller. Yani şimdi nasıl hani bir futbolcunun hayali işte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Dünya Kupası'nda oynamaksa bence oyuncuların da hayali işte bu işin merkezi işte nerede yapılıyorsa işte belki bir Hollywood filmi midir bu ya da bir ödüllü bir Avrupa filmi midir? Ya benim de tabii ki hayalim, hedefim biraz tepede tabii ki. Şimdi onun için çabalıyorum. İnşallah başarılı olursunuz diyoruz. Daha içinde iki için hayırlı olsun. Bakalım diyoruz. Hayırlısı olsun. Ederiz. Umarım seyirci de 4 Kasım'dan sonra sever. İnşallah. Tankları var. Bizim de Bekir'imiz var.